Metamask rehberi 3. videomuzda Metamask'imize ağ eklemeyi göstereceğim. A nedir? Onu anlatmakla başlayayım. Bakın şurada main Ethereum ağı yazıyor. Şu an Metamask Ethereum ağı kurulu olarak geliyor. Bu ağlara tıkladığımız zaman aşağıda ağlar açılıyor ve add network diyerek diğer ağları ekleyebiliyoruz. Diğer ağlardan kastım Avax ağı, Binance Smart Chain ağı, KuCoin ağı. Bu üçünü göstereceğim. Bunun dışında başka ağlar da var testnet ağları da var. İhtiyacınız olduğunda bunları da internetten aratarak bulabilirsiniz. Ekranı tam ekran yapıp size göstermek istiyorum. Ekranı tam ekran yapabilmek için de sağdaki üç noktaya tıklayıp bu şekilde tam ekran haline getirebilirsiniz. Ben telefondan yapacağım nasıl yapacağım derseniz de telefonda ayarlar bölümünde ağlar yazan kısımdan buradan network de yazar. Ağlar yazan kısma girdiğimiz zaman add a network yazısına tıklayınca karşımıza bu ekran çıkıyor. Buradan A eklemeye başlayalım. Öncelikle Avax'ın Avalanche Mainnet C-Chain ağını eklemeyi göstereceğim. A bilgileri karşımıza çıkıyor. Her başlığın karşısındaki A bilgisini Metamask üzerinde de aynı isimdeki karşılığına ekliyoruz. Bazılarımızda Avalanche Network, bazılarımızda Avalanche C Chain Network yazıyor olabilir. Bu ikisinin bir farkı yok. Endişe etmenize gerek yok. Tamamının karşılığını aynı şekilde ekledikten sonra kaydet tuşuna basıyoruz ve A'mız eklenmiş oluyor. Sıfır Avax olarak görünüyor şu anda. A kısmına tıkladığımızda burada Ethereum ağının altında eklediğimiz A görünüyor olacak. Şimdi Binance Smart Chain (BSC) ağını ekleyelim. Bu sefer buradan küçük sekmeden ekleyelim. Add Network diyelim tekrar bizi bu sayfaya gönderiyor. Buradan da Binance Smart Chain'in bilgilerini aynı şekilde kopyalayıp karşılıklarına ekliyoruz. A bilgilerini videonun altına link olarak ekliyorum. Oradan bulabilirsiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra tekrar kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi BNB Binance Smart Chain ağı da eklenmiş oluyor. Şimdi de KuCoin ağını ekleyelim. Aynı şekilde bilgileri dolduruyoruz. Bilgilerin doğru karşılıklara denk geldiğine dikkat edelim. Ardından tüm bilgileri doldurup kaydet tuşuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi KuCoin ağı da eklendi. Tüm ağları eklediğimizde cüzdan adresimiz her ağ için aynıdır. Metamask'teki cüzdanımızın tüm ağ cüzdan adresleri aynıdır. Token ve coin gönderim işlemi yaparken ağınıza göre gönderme işlemi yapın. Örneğin AVAX'ın network'ü AVAX, network Avax C-Chain hattı üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Smart Chain'de BSC ağı üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Bunun gibi detaylı bilgileri öğrendikten sonra gönderme işlemi yapın. Aksi halde tokenlarınız kaybolacaktır. Bununla ilgili detaylı bilgileri eğitim videolarımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videomda Metamask'te token ekleme işlemlerini göstereceğim.